Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda ve içeride yoğun bir başlıkta haftayı geride bırakmıştık. S&P not değerlendirmesini, bugün etkilerini konuşmaya yine devam edeceğiz. Ama bir diğer tarafta küresel piyasalarda tarım dışı istihdam verisi vardı. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte kötü veri iyi piyasa fiyatlamasına da sebebiyet vermişti ki küresel borsalar haftanın ilk işlem gününde genel olarak bir yükseliş performansı sergilemişti. Peki içeride durum nedir? İçeride ise beklentinin fiyatlandığı bir görüntüyle an itibariyle karşı karşıyayız. Borsa İstanbul Spot tarafta yatay bir performansla birlikte 10.272 puandan BIST endeksinden fiyatlamanın geçtiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında geri çekilme devam ediyor. 32.29 seviyesi fiyatlanmaya devam ederken 0.15'lik aslında Türk lirasının dolara karşı pozitif bir performansını takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda da Bloomberg Dolar Endeksinde bir geri çekilme, %1'lik bir geri çekilme yaşamıştı. An itibariyle bu haftanın özelinde yatay bir performans var ama Türk lirasının dolara karşı değer kazanımı sürüyor. Euro TL tarafına bakıyoruz. 34.78-34 seviyesinden işlemden geçerken Euro Dolar paritesi ise 1.07. Kritik seviyeyi korumaya devam ediyor. Bu hafta hem Fed yetkilerinden hem de ECB yetkilerinden gelecek olan açıklamalar hem ECB'ye yönelik hem de Fed'e yönelik indirim beklentilerini şekillendirecek gibi duruyor ki aslında tarım dışı istihdam verisi Fed indirim beklentilerini bir miktar daha öne çektiğini takip ettik. ECB'ye yönelik indirim beklentisi oldukça zaten kuvvetli diyoruz. Peki içerideki durum nedir? Endekslere bakalım. Bankacılık endeksinde 0.34'lük bir geri çekilme yaşanıyor ki yabancı girişlerinin bankalar üzerinde hızlandığını takip etmiştik. Geçtiğimiz haftada 13.356 puandan işlemden geçiyor. Sanayi tarafında pozitif bir görünüm var. Yatay pozitif bir seyirle birlikte 15.075 puandan işlemden geçerken mali endeks tarafında ise 11.410 puandan işlemden geçiyor. Turizm ve ulaştırma tarafına hemen bakıyoruz. Hizmetler tarafında 0.28'lik bir geri çekilme. Turizm tarafında yatay negatif ama turizm tarafında yatay pozitif bir seyri yaşandığını da takip ediyoruz diyelim. Evet, içerideki tablo bu şekilde. Küresel piyasalarda da özellikle Asya piyasalarındaki kapanışları birazdan alacağız ama geçtiğimiz hafta Çin çoğunluklu olarak kapalı bir performansa sahipti ama ABD fiyatlaması bugün yansıdığını gördük. Nasıl kapattı hemen Asya'ya detayları almak üzere Asya'ya gidiyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz ile birlikte devam ediyoruz. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Evet, Asya kapanış performansında neler öne çıktı Sadi? Pelin, merhaba. Öncelikle iyi haftalar dileyerek başlayayım. İyi de haberlerim var. Her ne kadar tabii Amerikan piyasaları biliyorsun çok iyi kapandı. Örneğin Nasdaq %2 buldu. %1'in üzerinde kazançlar vardı. Asya'da o kadar canlı kazançlar olmasa da hisse senetleri tarafına baktığımızda yeşiller görüyoruz. Tabii ki TSI 300 ya da Şangay Shenzhen sürüklü. Onlar da intibak yükselişi yapıyorlar. Sen az önce biraz değindin. Geçtiğimiz hafta Salı günü kapanmıştı piyasalar. 3 gün boyunca aslında devre dışıydı. Bugün 4. işlem gününde tekrar geri geldiler. Biraz intibak yükselişi diyorum bir taraftan ama şöyle de bir tereddüt yaşıyorum. Pelin, Hong Kong'da muazzam bir yükseliş var. O muazzam yükselişinde çok gerisinde kalmış durumdalar. Ki Cuma günü öğleden sonra biliyorsun seninle şunu konuşmuştuk. Biraz satış baskısı oluşmaya başladı. Acaba kar realizasyonları mı geliyor demiştik. Yine sabah saatlerinde Zeynep ve Hong Kong'a baktığımızda düşüşler görüyorduk. Yine kar realizasyonları var diyorduk ama öğleden sonra tekrar alımlar geldi. %0.6 kadar kayıptan %0.5 kadar kazanca geçti şu anda. Bugün hafızam beni unutmuyorsa üst üste 10. gün yükselişi olacak Hang Seng Bileşik Endeks'te. Dolayısıyla orada rally devam ediyor. Orada rally devam ettikçe de tabii ki Asya'da moraller düzeliyor. Nitekim Avustralya'ya baktığımızda %1'e yaklaşıyor şu an kazançlar. Tabii Avustralya deyince Pelin aklıma hemen demir cevheri geliyor. Bu kadar Çin konuştuk, burada Avustralya konuştuk. Muhakkak demir cevherine de değinmek lazım. O da Singapur kontratlarına şöyle baktığımda ben ekranımda 5-10 dakika kadar önce neredeyse 120'ye varacaktı. 119'u da aştı, 120'ye yaklaşıyor. Dolayısıyla özellikle geçtiğimiz hafta Salı günü aslında çok konuşamadık piyasalar kapalı olduğu için ama Politbüro'nun Çin'deki konut stokunu eritmekle ilgili bir kararı var. O karar bugün özellikle piyasalarda etkili oldu emlak tarafında. O da tabii ki demir cevherine destek oluyor. Bir de tabii Çin'de çelik vadeleri diyeceğim.
Politbüro'dan konut kararı çıkınca tabii ki inşaat demiri fiyatlarında son 2 ayın en yüksek fiyatını gördük. Çin'de vadelilere baktığımız zaman. Çok teşekkür ediyoruz Sadık Elmas aktardıkların için. Detaylar için diyoruz ve aslında piyasaları nokta alıyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, içerideki beklentiyle devam ediyoruz ve Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Eda Karadağ'dan ayrıntıları, detayları alıyoruz. Eda, iyi seanslar diliyorum. S&P'nin not değerlendirmesini karşıladık. Seansta aslında yatay bir yön belirleme çalışan da bir seans var an itibariyle. Bugünden neler bekleriz Eda? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Şimdi Cuma günü gözler S&P tarafındaydı. Türkiye'nin kredi notu ve değerlendirme raporunu yayınlamasını bekledik. Tabii en son Mart'ta Fitch tarafından gelen not artışı sonrası Cuma günkü S&P için de benzer bir beklenti vardı piyasalarda. Aynı şekilde kurum olarak da ve beklentiler doğrultusunda kredi notunda güncelleme, yukarı yönde bir güncellemeye gidildi. Elbette bizim için açıklamalar da önemliydi. Yani sadece not artışı değil, kuruluşun Türkiye ekonomisine yönelik son dönemde geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirdiği ve bundan sonraki süreç için nasıl bir projeksiyon çizeceği yakından takip edildi. En azından olumlu bir pencere çizdiğini gördük. Hem önümüzdeki 2 yıl içerisinde enflasyon tarafında bir düşüş beklediklerini, cari açıkta iyileşme beklediklerini ve aynı zamanda sermaye girişlerinde bir artış yaşanabileceğine dair ifadeleri vardı. O yüzden yurt içi piyasalar açısından olumlu bir görünümü de geride bıraktık. Piyasalarda rekor bir açılışla başladık yeni haftaya ama S&P etkisinin uzun soluklu kalmasını beklemiyoruz. Zaten geçtiğimiz haftaki performansa baktığımız zaman özellikle beklentiler fiyatlara yansıtılmaya başlanmıştı. Yani piyasa biraz iyimser bir beklenti içerisindeydi ve bunu da fiyatlara yansıttı. Dolayısıyla bugün evet açılış açısından alıcılı bir açılışla başladık ama günün geri kalanında da S&P etkisinin devam etmesini şu aşamada beklemiyoruz. Hatta zaman zaman düzeltme hareketleri de sürebilir. Bunu da yatırımcılara söyleyelim. Onun dışında bu hafta yine önemli bir hafta olacak içerisi için. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın ikinci enflasyon raporunu yayınlayacak. Dolayısıyla zaten enflasyonla ilgili mücadele devam ediyor. Ekonomi yönetiminden enflasyonla ilgili çok fazla açıklama geliyor. Bu konuyla ilgili ciddi bir beklenti var. Özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle. Bakalım Perşembe günü Merkez Bankası enflasyon raporunda nasıl bir tablo çizecek ve piyasalardaki algıyı ne derece etkileyecek, bunu takip edeceğiz. O yüzden bu hafta yine enflasyon tarafını bolca konuşacağız ama varlık fiyatlamaları üzerinde bir etki yaratmasını da beklemiyorum. Şimdi teknik anlamda değerlendirecek olursam yeni haftaya rekor bir açılışla başladık. Zaten 10.000 puan seviyesinin üzerinde geçtiğimiz haftadan bu yana hareketini korumaya devam ediyor. Rekor seviyelerini test ediyor ve sonrasında da düzeltme hareketlerini gerçekleştiriyor. En son zirvemiz 10.282 puandan geçmekte. An itibariyle 10.250'lerdeyiz. Hisse ve sektör bazı ayrışmalar görülüyor. Aynı zamanda birinci çeyrek finansalları da başladı. O yüzden önümüzdeki günlerde açıklanacak şirket kârları da yine hisse bazı ayrışmaların devam etmesine yol açacaktır. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle son zirvenin de üzerinde yeni bir zirve test etmesi durumunda yukarıda 10.350, 10.400 bölgelerini direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Yeni zirveler sonrası oluşabilecek kısa soluklu düzeltme hareketlerine karşı temkinli yaklaşılmalı. Onun dışında zaten psikolojik desteğimiz 10.000 puandan geçiyor. Bir süredir özellikle burayı zaten bir direnç noktası olarak takip ediyorduk. 10.000 puanları aşar mı diye başlık atıyorduk. Buraların aşılmasıyla beraber yönünü daha da hızlı bir şekilde yukarı çevirdi. Ama geçtiğimiz haftalarda da gördük, özellikle geçtiğimiz aylarda da belli bir dönem rekor tazeleyemeyebiliyor. Dolayısıyla olası bir düzeltme hareketi olursa da psikolojik desteğimiz zaten 10.000 puandan geçecek. Yani 10.000 puanın altı bir miktar ivme kaybının devam etmesine yol açabilir. Ama yine de yatırımcılar bence tedirgin olmasın. Borsadaki geri çekilmeler her zaman bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Sadece şunu ifade ediyoruz. Özellikle 2022 yılındaki gibi her hisse senedi bu yükselişe eşlik edemiyor. Şirketlerin de hikayeleri ayrılıyor bu noktada. Bu nedenle yatırımcılar en azından şirket hikayelerini, yani şirketlerini tanıyarak hareket etsinler. Olası böyle bir düşüşleri de fırsat olarak değerlendirsinler.
Kısa soluklu gün içerisinde oynaklıklar devam edebilir ama teknik göstergeler şimdilik olumlu. Özellikle de 10.000 puan seviyesinin üzerinde hareketini korudukça yukarı yönlü potansiyelini devam ettirmesini bekliyoruz. Küresel piyasalarla zaten korelasyonumuz zayıf. Dolayısıyla kendi hikayemiz tempomuzu korumayı şu aşamada destekliyor. Bu hafta da küresel piyasalar açısından geçtiğimiz haftaya göre bence nispeten daha sakin bir veri takvimimiz var. Ama Avrupa Merkez Bankası aynı zamanda da Fed yetkililerinin konuşmalarını hafta içerisinde takip edelim. Çünkü faiz indirimine dair hala bir zaman belirsizliği var. Bu da küresel piyasalarda risk iştahını baskılayabiliyor. Çok teşekkür ediyorum Eda, aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Gedik Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı ile birlikte devam ediyoruz. Burcu hoş geldin. Burcu evet an itibariyle 0.65'lik bir geri çekim yaşıyor. Beklenti realize oldu diyebilir miyiz? Diyelim öyle diyelim çünkü şaşırtıcı bir başlangıç oldu gerçekten. Artıya başladı, daha sonra da eksiye geçti. Hatta vadeli taraf şu anda neredeyse 1007'ye yakın eksi geçti. Bu senin dediğin gibi beklentinin bize gerçekleştiğini söylüyor. Özellikle tabii o bankacılık endeksinde istenen o coşkunun havanın olmaması ve diğer işte sanayi endekslerinin buna katılmaması. Diğer taraftan ulaşım geçtiğimiz hafta kuvvetli olan tarafların bu hafta gene realizasyon göstermesi, realizasyon gelmesi bunun bir sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada şuna bakmak lazım Pelin, bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirilip değerlendirilmediğine. Geçtiğimiz hafta hatta daha önceki haftalarda borsa belli ki bu beklentiyi satın alarak ilerledi ve 10.000'in üzerine attı. Şimdi bu beklentinin geçmesiyle birlikte tekrar hani o 10.200'lü seviyelerden 10.000'lere doğru bir test edip bir onay alma çabası içerisinde, bir deneme içerisinde olabilir. Burada kuvvetli kalan sektörün bunun sonraki yılın geri kalanının da aslında biraz da belirleyicisi olacağını da belki düşünebiliriz bu anlamda. Çünkü bankacılık çok fazla öne çıkmıştı, çok fazla önce olmuştu diyelim, lokomotif olmuştu. Dolayısıyla bankacılıkla mı devam edecek yoksa işte bankalarda bu dönem beklenen işte çeyreklik bazda karlardaki düşüşü satma çabası içerisinde yoksa diğer taraftan sanayilerde çeyreklik bazda yine gene o iyileşmeyi dikkate alarak sanayi kağıtlarına mı yönelecek? Buna bakacağız bir taraftan. Havacılık her zamanki gibi önemli olacaktır ama bugünün bazına baktığım zaman, bugün hisselerine baktığım zaman öyle çok ön plana çıkan işte coşkuyla bahsedebileceğim neredeyse hiç hisse yok diyebilirim. Port Otosan'da oldukça yatay bir görünüm var. 10.000'de 7'lik artı. İşte baktığım zaman Kozal'da 10.000'de 4'lük artı olduğunu görüyoruz. Onun haricinde artı olanlara baktığım zaman bir de Turkcell'de 1.000'de 8, 1.000'de 9'luk bir artı olduğunu görüyoruz büyük kağıtlardan. Telekom'da gene 1.000'de 3'lük. Bu kadar. Yani hani onun dışında çok fazla endeksi heyecanlandıracak ve etki edecek, pozitif yönde katkı sağlayacak bir kağıt da olmadığı gibi tam tersi şu anda realizasyon işte %2'ye varan büyük kağıtlarda realizasyonlar olduğunu görüyoruz. Bu evet. Tabii endeksi aşağı çekiyor. Bugün vallahi açıkçası kar satışları ve endeksin onay aldığı, onay alma çabası içerisinde olduğu gün diye tanımlayabiliriz herhalde. Peki. Burcu konuşuruz bol bol yine. Diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, S&P'den beklenen not artışı geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye'nin not görünümünde pozitif olarak korudu. Mart ayında not artışına giden Fitch'in ardından aynı yönde bir adım da Standard & Poor's'dan geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Görünümü pozitif olarak korudu. 11 yılın ardından ilk not artışını yapan S&P açıklamasında
Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasında koordinasyonun iyileşeceğine işaret etti. Kuruluş gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağını, cari açıkların daralacağını, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğünü kaydetti. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P politika yapıcıların cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde kredi notunun tekrar yükseltilebileceğini belirtti. S&P not artışı açıklamasında Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerine de yer verdi. Türkiye'de bu sene ve gelecek yıl %3 büyüme beklendiğini belirten kuruluş, enflasyon tahminlerini bu yıl için %55,8, gelecek yıl için ise %27,3 olarak bildirdi. S&P geçen Aralık ayında Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken not görünümünü durağından pozitife revize etmişti. Diğer bir önde gelen derecelendirme kuruluşu Moody's, Ocak ayında görünümü durağından pozitife çekmişti. Fitch Ratings ise 12 yıl aralığının ardından Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltirken not görünümünü durağından pozitife çevirmişti. Türkiye artık kredi notu açısından S&P ve Fitch için yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe, Moody's için 6 kademe altında bulunurken her 3 kuruluşta görünümü pozitifte tutuyor. Ve Erol Gürcan'la birlikte devam ediyoruz. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti. Erol hoş geldin. Hoş bulduk. Önemli ve kritik bir gün. Geçtiğimiz hafta beklentiyi oldukça kuvvetli tuttu ki beklentilere paralel bir karar da geldi. Kredi notunu B6'ya yükseltti. Aslında buradaki altta söylemiş olduğu mesajlar da önemliydi. Enflasyon düşer, TL'ye güven tesis edilirse kredi notu yine artar dedi S&P. Ne dersin? Aslında not görünümünü pozitif olarak korumaları da bu yıl yine bir not artışı gelebileceğinin bir öncü sinyal olarak yorumlanabilir. S&P'nin bu yıl için tekrar bir gözden geçirmesi var, plan takvim var yılın sonlarına doğru. Burada eğer işaret edildiği gibi enflasyon tarafında kalıcı düşüş görülürse, rezervlerde toparlanma olursa ve kur tarafında istikrarlı bir seyir görürsek çok yüksek ihtimalle bir kademe daha not artışı görebiliriz. Yani yılı biz aslında yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altına bir seviyeyle tamamlayabiliriz. Hem Fitch'te hem de S&P'de her ikisi için de yıl boyunca birer gözden geçirme daha var. Şimdi en yakında Moody's gözden geçirmesi var Temmuz ayında. En düşükte Moody's'te şu an. Evet, 6 kademe altta. Yani aslında çok ekstra bir gelişme olmazsa onun da neredeyse kesin gözüyle bakılabilir bir kademe artış gelmesi. Yani şu anda aslında bu not artışlarıyla beraber Haziran ayındaki Türkiye'nin olası gri listeden çıkma ihtimali de yine dikkate alırsak ve Haziran ayı başında göreceğimiz bu aya ait enflasyon verisiyle beraber de zirve görüldü, düşüş başlıyor beklentisi de kuvvetlenecek olursa ki bu artan bir durumda aslında. Dolayısıyla yaz ayları aslında yatırım girişleri açısından, portföy girişleri açısından bir miktar daha güç kazanılabilecek bir dönem olabilir. Tam da ben de bunu soracaktım. Yani bu karar yabancı girişini hızlandırabilecek bir karar mı? Şu anda yatırım yapılabilirse hala hazır 4 kademe altındayız. O yüzden birçok fon için henüz çok net bir giriş anlamına gelmiyor ama Türkiye açısından en azından artık not artışında bir yükseliş trendi başladı. Yani önceki yıllarda uzunca bir süre Türkiye'ye ilişkin raporlara bakmayan yabancı yatırımcılar şimdi biraz daha odağını bu tarafa çevirmeye başlamış gibi gözüküyor. Bir süredir aslında bu eğilim vardı. Bunun artık biraz daha yüksek perdeden olması beklenebilir. Önümüzdeki süreçte biraz daha kuvvetlenebilir ama halen daha gideceğimiz yol var. Yatırım yapılabilir seviye ulaşma beklentisi arttığı zaman bunun çok daha güçlenmesini bekleriz ama şimdi en azından bir miktar önceki döneme nazaran ilme kazanması muhtemel. Peki, biraz CDS konuşalım istiyorum. CDS tarafında bir geri çekilme devam ediyor. 292 bas puana kadar bir fiyatlama anı itibariyle söz konusu. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ederken ise senetlerinde rekor düzeylerde bir haftalık kapanış gelmişti. Bugün her ne kadar beklenti realize edilse de burada yukarı yönlü kuvvetli beklentiler de var. Özellikle yeniden not artışı, gri liste, belki swap kanallarındaki açılma beklentisi. Tüm bu detayları yine konuşuruz ama 300 bas puanın altında fiyatlanan bir CDS var. 800 bas puanları aşan bir seviyeden sonra gelinen nokta nasıl okursun? CDS tarafı aslında Türkiye ile aynı nota sahip ülkelere baktığımızda önden fiyatlamıştı not artışını. Hatta bir kademe daha artışı da CDS tarafında biz benzer ülkelerin notlarına baktığımız zaman, CDS'lerine baktığımız zaman bir kademe not artışını daha fiyatlıyor. Eğer bu 3 kademe, 4 kademeye geldikten sonra yatırım yapılabilir seviyenin altında not artışları devam eder, beklentisi sürdürülebilirse, bunu koruyabilirsek bu takdirde CDS'deki iyileşmenin devamı beklenebilir ama şu anda aslında CDS bir süredir önden 1-2 kademe not artışını
fiyatlamıştı. Türkiye açısından artık aslında enflasyon kalıcı bir şekilde düşüşe başladı. Kurda istikrar sağlandı. Dolarizasyon terse dönmeye başladı. Algısı kuvvetlenirse bu takdirde biz CDS'in 200'lere belki daha aşağısına yöneldiğini görebiliriz. Ama şu an biraz erken. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Belki bu yaz aylarında güçlü bir giriş görürsek o takdirde bunlar biraz daha beklenti artabilir ama belki 2025'in konusu 200 civarına doğru hareketlenme ve daha aşağısı düşünülebilir ama yatırım yapılabilir nota yaklaşmadıkça yani bir kademe iki kademe kalmadıkça buradaki toparlanma hızı biraz yavaşlayabilir. Yani şu anda aslında 800'lerden 200'lere 300'lere pardon 300 seviyesine 300'ün altına hızlı bir şekilde geldik ama bundan sonraki iyileşme eğilimi bu kadar hızlı olmayabilir CDS tarafında. Artık bundan sonra politika ve bu, belki de not artışlarının devamı halinde şu an halen daha 4 kademe altında olma hikayesi biraz daha burayı engelliyor gibi duruyor diyorsun. Şimdi peki birazcık Türk lirasına güven tesis edilirse ya da edilmeye devam ederse ifadesini irdeleyelim. Enflasyon konuşmak istiyorum. Bu haftada enflasyon raporu sunumu gerçekleşecek. Yılın ikinci enflasyon raporu sunumu. Dolayısıyla 36 ve 42'lik bir hedefin korunduğunu takip etmiştik. Özellikle Cevdet Hoca'nın, Cevdet Akçay'ın iddialı olması lazım Merkez Bankası'nın dediği noktada Cuma günü %3'e yakın aslında bir enflasyona yani beklentiyle paralel gelen bir enflasyon verisini de karşıladık. Oradaki hedefin, iddialı hedefin korunacağını düşünüyor musun Erol? Şimdi sene başından bu yana gerçekleşmeleri ve yıllık enflasyon geldiği yere bakarsak Merkez Bankası tahmin patikasında ay bazında yıllık olarak rakamları açıklamıyor. Ama biz grafiğe yakınlaşıp baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Şu anki mevcut gerçekleşen enflasyon Merkez Bankası tahmin aralığının üst bandını çok hafif aşmış durumda. Ama Merkez Bankası aslında Mart ayında bu iddialı hedefe yaklaşmak için sene başından bu yana aylık enflasyonda beklenenden daha yüksek bir patika görünce güçlü bir sıkılaşmaya gitti. İlave bir sıkılaşmaya gitti. Şimdi bunları alt alta yazdığımızda Merkez Bankası'nın bu seferki toplantı, enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini revize etmeme ihtimali yüksek. Yani burada gerekirse yeniden sıkılaşma yapabilirim mesajını da güçlü bir şekilde koruyor aslında Merkez Bankası ve ben bu konuda kararlıyım vurgusunu vermek açısından, beklentileri çapalamak açısından herhangi bir değişiklik yapmayabilir. Ya da sene başından bu yana aylık enflasyon patikası beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Biz gereken sıkılığı sağladık ama bu tahmindeki sapma nedeniyle ufak bir yukarı yönlü revizeye gittik anlamında sembolik diyebileceğimiz örneğin orta nokta 36 değil 37-38 olacak şekilde bir ayarlama gelebilir. Bu takdirde aslında piyasa tarafında belki bundan sonra yeni bir faiz artışı olmayacak algısı öne çıkabilir. Böyle yukarı yönlü bir revize görecek olursak ama bir yandan da daha gerçekçi değerlendirilebilir. Çünkü şu anki enflasyon gittiği yere bakarsak yılın ikinci yarısında 40-45 bandı muhtemel gözüküyor. O aralığa gerilemesi muhtemel gözüküyor. 45 üzeri riskler aslında şu an sadece gerçekleşen enflasyona odaklanırsak 45 üzeri bir seviye daha olası. Ama öyle bundan sonraki beklenen patikaya baktığımızda çünkü bir seçimden önce öne çekilen taleple beraber aylık enflasyon beklentiden yüksek seyretti. Şimdi onun geri gelmesini bekleriz, normalleşmesini bekleriz. Merkez Bankası seçimden önce ilave güçlü bir sıkılaşmaya gitti. Sadece politika faizinde değil, diğer araçlarla bunun gecikmeli etkileri de gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda aylık enflasyon düşmesini bekleriz. Bu takdirde de aslında 40 civarı bir enflasyon bu varsayımlara dikkate aldığımızda daha olası. Yani sadece geçmiş, gerçekleşen verilere bakarsak 45-50 civarı ama önümüzdeki dönem beklentilerini yansıtırsak bu takdirde 40 civarı bir enflasyon daha makul gözüküyor bizim tahminlerimize göre. Bizim yıl sonu tahminimiz 42.2 seviyesinde. Satıcı raporunda bu şekilde duyurmuştuk. Henüz revize etmedik ama önümüzdeki süreçte yine gerçekleşen enflasyona göre burada yukarıya da aşağı yönlü revize eder söz konusu olabilir ama şu anda bu seviye hala nispeten Merkez Bankası'nın üst aralığıyla ortak bir aslında paralel bir beklentiniz var sizin de. Peki şimdi biraz aylık Nisan ayına ilişkin aylık enflasyon değerlendirmesini, fiyat gelişmeleri değerlendirmesini Merkez Bankası'nın saat 10'da yayımlandı ki orada şu açıklama var. Hizmet grubunda aylık fiyat artışının yüksek seyrini koruduğu belirtti. Güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisinde ifade edildiğini yine altını çizdi. Dolayısıyla yani sen Cuma günü mesela alt kırılıma baktığında Erol, orada talebin hala kuvvetliliğini gördün mü? Bu nasıl baskılanacak? Burada hizmet tarafı çok ciddi katılık var. Diğer taraftan giyim grubunda mevsimsel etkilerle önemli bir artış olduğunu gördük. Sigara zammının etkisini burada en bariz dikkat çekenler bunlardı. Diğer taraftan gıda enflasyonu tarafı da nispeten yüksek kalmaya devam ediyor.
Şimdi seçimlerin geride kalmasıyla beraber aslında seçimler öncesinde şöyle bir beklenti vardı. Seçimden sonra kurda sert bir hareket olabilir. İşte kredi kartındaki taksitler sınırlanabilir, yasak gelebilir vesaire gibi. O yüzden öne çekilen bir talep etkisi vardı. Hı hı. Enflasyonda ortalama rakamlar takip edildiği için Mart'taki bu güçlü talebin kısmen Nisan'a da yansıdığını söylemek mümkün. Asıl kritik olan şimdi bundan sonraki süreçte Mayıs, Haziran ayındaki verilerdeki ivme çok daha önemli olacak. Burada talep tarafında bir yavaşlama var mı yok mu? Çünkü aslında mevcut finansal koşullara baktığımızda, kredi faizlerinin geldiği seviyeye baktığımızda oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Buna karşın halen bir yavaşlama yoksa ilave sıkılaşma ihtiyacı gündeme gelebilir ama tabii bununla beraber yaz aylarında özellikle gıda fiyatlarının izleyeceği seyir de son derece önemli olacak. Mevsimsel etkilerle beraber burada Mayıs'tan Ağustos'a, Eylül'e kadar aslında gıda tarafına enflasyon olumlu bir katkı gelebilir ama tabii burada kur gelişmeleri, enerji fiyatları vesaire gibi unsurlar önemli olacak. Talep açısından Mayıs sonrasındaki Haziran'dan itibaren iç talebin daha da yavaşladığını görmemiz gerekir. Ama bunu görmezsek bu takdirde ilave sıkılaşma konusu bir tekrar gündeme gelebilir. Yani faizlerde bir yukarı yönlü harekete tekrar görmemiz olası ya da kaçınılmaz oluyor öyle bir durumda. Öyle bir senaryo. Şu an yeterli mi peki? Şu an için bence neredeyse yeterli diyebiliriz yani bu şu andaki durumda. Kurda çünkü ekstra bir baskı görmüyoruz seçimden sonraki süreçte. Daha istikrarlı bir seyir var. Yaz aylarına gelmemizle beraber muhtemelen turizm tarafından gelecek katkı var. Dış borç ödemelerine çok rahatsız edici bir aylık projeksiyonlarda bir tablo yok. Yabancı yatırımcı tarafında gelen not artışları vesaire. Aslında eğer iç talep tarafı biraz daha yumuşarsa, biraz daha yavaşlarsa, biz bunu enflasyon tarafında etkilerini görmeye başlarsak mevcut seviye yeterli olabilir ama dediğim gibi önümüzdeki birkaç ayda da iç talep tarafında bir yavaşlama görmeyecek olursak bu takdirde ilave bir sıkılaşma, politika faiz olabilir, diğer araçlar olabilir. Diğer araçlarla olması etkinliğini daha mı arttırır bu saatten sonra? Çünkü yani bugün 50 politika faizinin 55'e 500 bas puanlık bir artırım yaptı, 5 puanlık bir artış sağladı. Bunun piyasa tepkisi ya da burada talebi baskılama unsuru olarak etkisinin artık zayıflayarak devam ettiğine yönelik bir model oluşturdu. Mesela bunu da merak ediyorum. Nasıl gözlemliyorsun? Şöyle söyleyeyim. Beklenti yönetimi açısından Merkez Bankası'nın temel politika aracı politika faizi. Dolayısıyla iletişimin buradan olmasının etkisi çok daha güçlü oluyor her anlamda. Bunun diğer aktarım mekanizması üzerinden geçişi vesaire de. Diğer araçlar da tabii ki bu aktarım mekanizmasını desteklemek anlamında katkı verebiliyor. Bir de tabii burada iç talep tarafına odaklanıyoruz. Bu anlamda talebi kısmı anlamında önemli olacaktır böyle bir adım ama diğer taraftan üretici açısından bakacak olursak, ihracatçı açısından bakacak olursak bu sefer hem finansmana erişim maliyetleri tarafında hem özellikle ihracatçı açısından kur tarafındaki seyir anlamında biraz da zorlayıcı olabilir. O yüzden şu anki seviyeler aslında bu dengeyi oluşturmak anlamında optimum diyebileceğimiz seviyeler gibi görünüyor. Ama gerekirse Merkez Bankası da bunun mesajını güçlü şekilde vermeye devam ediyor zaten. Metinlerde çıkartmış değil. Gerekirse ilave sıkılaşmaya gidilebilir ama şu anki mevcut durumda bu önümüzdeki aylarda enflasyon ivmesi biraz daha yavaşlayacak varsayımı gerçekleşirse ilave bir faiz artışına ihtiyaç duyulmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Erol, bir diğer tarafta da küresel konjonktürün nasıl şekillendiği Cuma günü aslında bizim için gerçekten keyifli bir gündü. Çünkü tarım dışı istihdam verisini de karşıladık. İHAM piyasaları açısından şöyle bir nefes alacağımız dönem geliyor mu artık? Fiyatlamasını da beraberinde getirdi. Beklentilerin altında gelen, yani kötü verinin iyi piyasa fiyatlamasına sebebiyet veren bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Seans kapandı, bizim notumuz yükseldi derken aslında güzel bir gündü. Küresel piyasalarda Fed'in faiz indiriminin öne çekildiği bir beklenti içerisine giren bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla küresel konjonktürde bir risk mi görüyorsun? İHAM'ler açısından, özellikle Türk varlıkları açısından, yoksa bir fırsatlı bir dönem mi var? Kısa vadede hala biraz volatil olabilir. Burada özellikle şu pozitif tarafa yazılabilir, bardağın dolu tarafına yazabiliriz. FED şu anda resmi ağızdan bir faiz artışını dile getirmiyor. Yani yakın dönemde enflasyonun yüksek seyrettiğini görmüştük ama hala daha bu yıl içinde bir faiz indirimi olma ihtimali canlı kalmaya devam ediyor. Ve geçen gelen veri de her ne kadar tek bir aylık veri çok yeterli olmasa da burada en azından şunu gördük. ABD tarafında büyümeye devam eden bir ekonomi var. Görece ılımlı bir ivmede devam eden bir ekonomi var. Ve FED bu görüntü altında faiz artmayacak. Aksine yılın belli bir bölümünde indirime başlayacak gibi gözüküyor. Bu indirim süresi geciktikçe İHAM'ler tarafında risk oluşabilir. Ama eğer bunun biz beklediğimiz kadar, yani biz şu anda yılın sonunda belki bir indirim olabilir. Belki 2025'e de kalma riskinin hala olduğunu düşünüyoruz. Öyle ama mi?
bu üçüncü çeyreğe ya da dördüncü çeyreğe başına çekilirse ilk indirim ya da beklenti bu şekilde oluşursa bu takdirde biraz daha pozitif bir küresel ekonomik görünümden ve EM'lere yönelik sermaye akışları tarafında biraz daha iyimser bir tablodan bahsedebiliriz. Ama eğer enflasyon tarafında, özellikle çekirdek enflasyon tarafındaki katılık devam edecek olursa bu takdirde FED çok aceleci olmayabilir. Çünkü faiz artış süreci başlarken önce enflasyonu geçici olarak değerlendirmişti FED ve faiz artışının gecikmeli başlamıştı. Belki tarihteki en hızlı, en sert sıkılaşma oldu. O yüzden indirime başlamak için iyice emin olmadıkça bu adım gelmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha temkin olmakta fayda var ama kısa vadede açıklanan bu veri sonrasında risk iştahı toparlandı. Bir süre daha belki devam edebilir. Yani orada sermaye akışlarının ama bu süreç içerisinde FED'e göre şekilleneceğini yine düşünüyorsun. EM'ler içerisinde peki Türk varlıkları eğer bir indirim fiyatlaması olursa Türk lirası varlıklarına yönelik eğilimin daha öne çıkabileceğinden bahsedebilir miyiz? Yoksa burada hakikaten rekabet edebilecek güçlü ülkeler de var. Ben Türk varlıkların burada öne çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle enflasyonda kalıcı bir düşüş ivmesi oluştu algısı yabancı yatırımcı tarafından da kabul edilirse ve kur tarafında görece istikrarlı diyebileceğimiz, yani sert oynaklığın görülmedi son yıllarda olduğu gibi bir tablo ortaya çıkarsa ben burada Türk varlıkların orta uzun vadede ciddi potansiyel taşımaya devam ettiğini düşünüyorum hala. Bu anlamda yılın geri kalanında Türk varlıkları da bence yabancının radarında kalmaya, odağında kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet Erol, çok teşekkür ediyorum. Bakın bir sonraki programımızda bir araya geldiğimizde neler olacak, hangi gelişmeler, hangi makro verileri konuşacağız? Çünkü geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir haftaydı. Dolayısıyla bu haftadan beklentiyi ve geçtiğimiz haftayı özetledik. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan'la birlikte diyoruz ve yatırım kulübünü noktalıyoruz. Birazdan Grafik Düello'suyla karşınızdayım efendim. Hoşçakalın.